Kim alıyor? Allah Allah. Bak milyonları verip buradan ev alıyorlar. Kim alıyor? Dışarıdan böyle tanımış. Niçin alıyorlar? Zengin iş adamları. Tam olarak maksatlarını bilemeyiz tabii yalnız. Böyle evleri alıp restore edip oturuyorlar ama asıl maksat neyi bilmiyorum. Oturmak için de bu... Bunlar Rumlar ve Ermeniler olmasın? Rum, Ermeni zannetmiyorum. Kim? Türk iş adamları mı? Türk asıllı iş adamları. Yabancı da var yalnız. Yabancılarda şöyle bir şey var. Türkiye'deki bu kanunlara göre onlara tapu verilmiyor. Tapular yine Türkiye'den birisinin üzerine yapıp, Türk asıllı birisinin üzerine yapıp, onlar konuyorlar. Oturuyorlar. Yani sebep olarak şunu söylüyorlar. Buradaki kayadan oyma. Yerlerde oturmaya oturmayı sevdiğimiz için. Ama bilemiyorum tabii ne kadar doğru. Peki. Eşyaları var bazı odalarda ama oturan yok. Kendisi yok, bu kadar da yeni evi. Kaç yıllık bu ev? Tam olarak bilemeyeceğim ama bir 100 senelik vardır. Kaç senelik? 100 senelik vardır bu ev. Daha da. Yapan kalmadı usta. Mesela şu evin üzerindeki işlemeleri görüyorsunuz pencerelerden.
Şimdi burayı İranlı biri mi aldı? Evet, İranlı birisi aldı. Tabii böyle değil de, burası harabe bir şekilde, oturulacak bir şekilde yoktu. Evet. Harabe olan evleri mi alıyorlar genellikle? Evet, böyle çok eski, oturan yok içinde. Seneler önce boşaltılmış ev, yıkılmıyor, yüz tutmuş evleri alıp bu şekilde tadilat yapıp kendileri oturuyorlar. İnşaatı başlatan Erkan Bey buydu ama tam buraya açılış yapılacağı sırada istifa etti. O başka bir yere alamadı. Kafa taşa bile vardı. O zaman o dedi. Azalmış, bayağı fazla. Buralar neydi? Buralar ileri ev. Evin içinden iniliyor böyle kayadan oyma. Soğuk hava depolar evlerin altına böyle uyumlu. Tabii şu anda oraların inişi falan yıkılmış, uçmuş bulunamıyor ama. Evet. Üzerleri evde mi? Yani. Evlere bağlı. Nerede mi varmış? Thank you.
öyle açıldı. O zaman ki ortamda, o zamanın niçin öyle yapıldı bilmiyorum tabii. Bilmiyorum, böyle bir şey oldu. Tamam. Şimdi haberin içerisinde bir tamam. Bölme yeri. İşte halgırıyor, efendim. Halgırıyor, halgırıyor. Bir dakika. Halgırıyor. Neyse. Bir dakika. Efendim zamanında halgırıyor. Ahmet Efendi'nin açtığı kütüphaneden ayrı bir başka heveslerin de kütüphane açıp da biz iktidara daha yakınız, memuru biz alacağız, bizim kütüphanemizi alacağız gibi bir hava esti. Bu hava köyde ikilik çıkardı. Biliyorum, hep takip ediyorum gelenen. Ve köylü öyle oldu ki büyükleriniz hatırlayacaklar, birbirlerine düşman duruma geldi. Ve bu durumu önlemek için, bu ikiliği önlemek için muhtar kendi açtığı ve mülkiyeti köye ait olan kahveyi kütüphaneye bakmaktan vazgeçti. Tek kavga olmasın, öbürleri açsın dedi. Ama vatandaşlar öbürlere de gitmedi. Bir soğukluk geldi vatandaşlara ve iki kütüphanenin ikisi birden kapandı. Karayın köyünden sonra açılan ikinci kütüphane olmasına rağmen İbrahim Paşa kütüphanesi neden kapandı? Sebebini arıyoruz. Kapatıldı. Bu kapatılma konusunda değerli yaşlı hemşehrilerimden bilgi istiyorum. Herkes bildiğini söylesinler. Efendim, önce sizi bir tanıyalım. Programımıza hoş geldiniz. Adınızı, soyadınızı, doğum tarihinizi söyleyerek başlarsanız memnun oluruz. 1940 doğumlu. Evet. Buranın yıkılma sebebi, kapanma sebebi buranın eski bina yıkılmasından rağmen bura halk evi olarak çalışıyordu o zaman. Ve biraz kitap konduğunu hatırlıyorum ben. Kitap kondu. Fakat pek o kadar geri değil. O zaman buralar yıkıldı, yeniden yapılma sebebiyle bura kapandığını hatırlıyorum. Yani binayı kapanma sebebi siyasi olaylardan dolayı mı yoksa halkın rağbet göstermemesi nedeniyle mi? Halk okumadı, ilgilenen olmadı. Halk önemsemedi. Sonra uzun boylu bir kitap gelip de bir düzen olmadı. Anlayın o. Peki, o kitapları kimin getirdiğini, o kitapları kimin getirdiğini ve kimin o ilk olayı başlattığını biliyor musunuz? Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsunuz. Peki siz? Siz bize kendinizi tanıtır mısınız? O arkadaşı ne kadar da bilgim yok yani. Evet, siz kendinizi bir tanıtır mısınız? Kaç doğumlusunuz? İbrahim Özkan. Evet, nerelisiniz? 8 doğumluyuz. Evet. Doğduğumuz günden beri bu köydeyiz. Evet. Fakat benim de bilgim bunun arkadaşınca kadar değil yani. Evet. Siz? Hatırlamıyorsunuz yani. Kütüphanede evet. Kitaplarımızın olduğunu gördük. Fakat ileride böyle bir siyasi alemle kapanması var mı yok mu? İhtimali var mı yok? Evet. Peki, sizi dinleyebilir miyiz efendim? Siz... İbrahim Paşa Köyü Muhtarı Ethem Öztürk. Tekrar eder misiniz lütfen? İbrahim Paşa Köyü Muhtarı Ethem Öztürk. Evet, Ethem Bey. 1932 doğumluyum. Şimdi muhtarımız. Evet. Şimdi sorun ben cevabını vereyim. Nasıl olur? Şimdi yani? Burada ilk kütüphane ne zaman kuruldu? Nasıl başladı? Önderliğini kimler yaptı? Şimdi tabii bu amca benden biraz büyük. Evet. Kütüphanenin açıldığını da ben biliyorum. Bu kahve 3-4 defa yıkıldı, yapıldı. O sırada kütüphanede kapandı. Yani burası mıydı kütüphanenin yeri? Evet, bu bir yer. Kütüphane değil, halk evi değil. Halk evi değil. Evet. Ondan sonra tekrardan bu kahve yapıldı. Kahvenin bir tarafını hem kahve devam etti, düzeltişliğe ait, evet. Hem de kütüphane ismini taşıyordu. Kitaplarda vardı, azdı, çoğdu. Ben de uzun zamanda yurt dışındaydım. Yani tamamen başlangıcı, birden başladı. Yani ne zaman kapandığını da bilmiyorsunuz evet. Yani bu konuda. Evet. Evet. Sonra da burayı valinin emriyle yıkılmaz icap etti. Yıkıldı. Zaten yıkılmadan önce oradan isim falan çıkmıştı, kaybolmuştu. Evet. Biliniyordu. Kütüphaneden biliniyordu. Bir de canım, şey yapıyor. 1987 yılında yeni bir kütüphane açmıştık. Burada eski bir bina vardı. Tarihi bir bina. O zamanki yönetim onu yıktı. Orada odanın birini kütüphane haline getirdik. Oradan bu kitap adam gelmiş mi oluyor? Türk Tahsin Ağa Kütüphanesi'nden
kitaplar gelmişti 1987 yılında. 1-2 sene devam etti herhalde. 3 sene kadar devam etti. Bak arkadaş da kulüpler içerisinde biz de vardık. Siz bize kendinizi tanıtır mısınız acaba? Ben İbrahim Güzel Köyü Merkez Camii İmamı, Süleyman Güven. Evet, çok güzel. 1997 olduk. Evet. Buralı mısınız? Buralı, buralı. Hı, tamam. 87 yılında olan olayları biraz hatırlıyorum. O zamanlar öğrencilik dönemleri. Nevzeli Mamaşı'nın yeni kütüphane olarak ben onu hatırlıyorum. 3 sene kadar... Kütüphaneniz devam ediyor mu hala? Devam etmiyor. Etmiyor, kapandı. Kapandı. Neden kapandığını biliyor musunuz? O binanın yıkılması dolayısıyla kapandı. Evet. Sonra da bir daha teşebbüse geçildi. Evet. Aslında yeni bir kütüphane olsa iyi olur. Peki depremden falan mı yıkıldı o kütüphane? Yok, depremden değil. Sakat değil. Aslında o bina şöyle. Tarihi bir bina olduğu için mi yıkıldı? Tarihi bir binaydı. O zamanki yönetimin bilgisizliği sonucu yıkıldı gitti diyebilirim. Evet. Peki yine ilkokuldu. Yine o bina ilkokuldu. Yani bu bina ilk okula ait. Okul okuldu. Okul. 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 Oraya okul yapılınca orayı iptal oldu. Okul. Peki bu köyde yine yabancıların buradaki turistik ve tarihi binaları satın aldığını duyuyoruz. Doğru mu? Doğru. 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 Bunun sebebi ne? Yabancılar buradan... Yabancılar alamıyor. Köy yerinden yabancıların tapınma imkanı olmadığı için yerliler alıyor. Doktorlar, mühendisler falan Ankara'da oturanlar. Yalnız aşağıda köprüye yakın bir yerde bir arkadaş bana orayı İranlıların aldığını ancak Türk bir kadınla Türk evli vatandaş. Olduğu için... Türk vatandaşı. Evet. Kendisi de Mevşehirler. Kendisi de doktor Mevşehirler. İranlı da doktor. Burada Türkiye'de restore etmişsiniz. Yabancılar alıyor, restore ettiriyorlar. Ne maksatla, ne amaçla alıyorlar bilmiyoruz. Kimisi diyor işte Turizm Bakanlığı'ndan yüklü miktarda kredi alıp, faizsiz kredi alıp biraz yatırım yapıp parayı diğer yerlerde değerlendirildiğini söylüyorlar. Kesin bir kanıt yok da böyle bir söyleti var. Kimisi artık şehir hayatından bıktığı için buralara gelip bir yeni bir fantazi aradığı için. Peki buraya bir kütüphane kurmayı düşünmüyor musunuz? Ben işte o konuya girdim. Evet. İmam olarak öncelikle yaparım. Kendimle bu muhtarımızla birlikte. Evet, Muhtar Bey'le bir görüşelim o zaman. Muhtar Bey ne diyorsunuz bu konuya? Turizm Bakanımız gelmişti buraya. Evet. Burada iyi bir kaldı. Ve bize de kütüphane yapılması için bize söz verdi. Kütüphanemizin olmadığını, olduğunu bize inceledi, sordu. Kütüphanemiz yok ve kütüphanemiz ihtiyacımız var dendi. Ama şimdi işleme alındı, alınmadı, yapılır, yapılmaz bilmiyoruz. Yani size söz verdi. Evet. O zaman kocaman bir bakan söz vermesi yapacak. Böyle bir şey var yani. Kütüphane, millette gerçekten kütüphane yapma aşkı şey olsa içerisinde bir yer bulunur, yapılır yani. Ama millet olarak okuma alışkanlığımız yok. Çok zayıf. Okullarda dahi mecburen olmasa yani not almak amacıyla öğrencilerimiz dahi kitap okuyor. Evet. Peki. Bir de Rasim Pehlivanlıoğlu'nu dinleyelim bakalım. Efendim sizin burada Habib Akgüller isimli bir öğretmeniniz vardı. Evet. Habib Akgüller. Evet. Sinesonlu. Mustafa. Sizler onu tanıyorsunuz Mustafa. Yani değil mi? Evet. Ben tanımıyorum. Şimdi bak. Tanıyanlar var yani. Habib Akgüller'in Hürgüt'te bir konuşması oldu. O zaman sizin buraya kütüphanelerin açıldığı ve kapanmak üzere olduğu ve halkın ikiye ayrıldığı, kimisinin o kütüphaneye, kimisinin bu kütüphaneye devam etmeye başladığı ortamda Habib Akgüller Ürgüp'te beni yakaladı. Çok üzgündü, can sıkkındı. Dedi senden bu çektiğimiz dedi bana. Ya Harun dedim. Dedi bir kütüphane dedi şeyi tutturdunuz. Neyi dedi işte hevesi tutturdunuz. Açtınız. Ondan sonra biz de köye açtık. Açıldı. Ondan sonra ikinci bir kütüphane daha açıldı. Muhtarın kütüphane açtığı kütüphanenin yanı sıra. Şimdi o diyor benden ol, o diyor benden ol. Buraya yani memur verilecekmiş. Şaşırdı ya. Buraya memur verilecekmiş. Hangi kütüphane tutulursa Ürgüp'teki idare tarafından o kütüphaneye memur verilecekmiş. Onun için benim de imzamı istiyorlar. Ben şimdi hangisine imza vereyim? Hep senin yüzünden diye bana böyle sitem etmişti. Bu olaya ne dersiniz? Amcacığım,
Bu acaba siyasi olarak da mı ikili? Acaba diyor, neden öyle oluyor? Öyle bir şey ben de duymadım. Siyasi olay var. Siyaset olayı var. Hiç hatırlamıyorum ben ya. Biz onları hatırlamıyoruz. Buranın açıldığını iyi biliyorum. Bak, karşısına bir daha... Yok. Yok, öyle bir şey olmadı. Olmadı. Yanlış, yok. He, olmadı. Yanlış evet cevabı. Ben değil. Yoksa haberiniz olur. Tabii de öğretmenim. Tabii evet. O zaman bizzat söyledi, hatta o zaman not etmişim ben. Burada öğretmen mi? Tabii canım. Sen o zaman ben not etmişim, Habib'in bu konuşmalarını dosyama almışım. Aynen duyuyor. Yalnız o zamanlar kendisiyle okudum. O zamanlar bir siyasi yön bakımından... Var mıydı ya, işte, onu arıyor. Hayır, var da. Bak, yani kütüphaneyle ilgisi yok. Kütüphaneyle ilgisi yok. Var mı? İşte var, o sporu arıyor. Kütüphaneyle ilgisi yok. Var, ikilik varmış burada ama... Kütüphane'nin ilgisi yok. Kütüphane'nin ilgisi yok. İşte baş öğretmen kütüphaneye yansıdığını söylüyordu. Bana diyorlardı, bizden o ödüyordu, bizim şeye imza var. Düzük yapmışlardı. Ben bir düzük yapmıştım Karayel'de, bunlar da düzük yapmışlardı. O diyor bizim tüzüğümüze imza at, o diyor bizim tüzüğümüze imza at. Bak hocam, ben şimdi ben arada kaldım diyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Bu sizin dediğiniz olay, o zamanlar tam siyasetin kızıştığı anlar yani. Halk Partili Demokrat Parti. Burada eski cami varmış. Onu yıkmışlar. Caminin yıkım yapım işinde dahil ikili olmuş herhalde değil mi? Hem de nasıl? İşte Halk Partililer demiş yıkacağız, yenisini yapacağız. Demokrat Partililer demiş hayır yıkılmayacak, eski cami kalacak falan. Anlatın siz meseleyi. Daha iyi bir şey. Evet, doğru olarak biliyor arkadaşımız. Olaylara vakıfız yani. Yıkılır, yıkılmaz ikiye ayrıldı halk. O zaman Halk Partisi taraf Ahmet Aydın, Halk Partisi başkanıydı. Onun peşinde çok, evet, camiye, yıkmaya, kazmaya, kura çektik geldik. Affedersin, belimizde tabancayla geldik. İnanın. Eski cami yıktı. Karşı taraf hüküm edecek, yıktırmayacağız diye. Allah'ın emri gitmiyor ki. O şekilde işte karşı çıkan olmadı yine komşular. Komşuların hangi yıldı? 60'tan önce miydi sonra mıydı? İhtilalden önce miydi sonra mıydı? Cami 57'de yapıldı. Tamam işte o sırada kütüphane açılmıştı. Kutlu olayın da var. Aynen camiye yapılan kütüphaneye de yapılmıştı. Yok. Öyle kütüphaneye sıkıntı yok. Yine bu cami olayı. Ama niye kapattı? Binası olmadığından kapanmıştı. Kütüphane olarak. Kütüphane yani. Değil. Ama ben binası... geldim. Özellikle beni getirdiler. Burada bina boş duruyordu. Kapanmıştı. Ciri de yok. Onun için kendi kendine kapandı. Yıkıma uğradığı için kapandı bu. Hocam, ama şimdi... yenisini yaptırırlarsa hükümet tarafından isteriz. Hükümet tarafından değil. Siz kendiniz gayret edersiniz. Bire... Hükümette yardımcı olur. Bizim de yardımcı olabiliriz. Halk olarak da yardımcı da çalışma, çalışma tarafımızdan yardımcı olur. Hocam, yani kütüphaneniz o geçmiş bir olay. Şimdi hala hazırda, arkadaşım dediği gibi, sizin bahanesinden gelmiş olduğu söze göre, bizim şu anda kütüphane ihtiyacımız var. Kestanede bekliyoruz. Arkadaş, bu konunun kitabını da yazacağım. Evet, efendim, teşekkür ederiz. Anlaşılıyor ki sizin bir kütüphaneye ihtiyacınız var. Evet. Bu kütüphaneniz yıkılmış. Şu anda da ondan bir eser yok. Yok. Evet. Efendim, halk da tabii okumaya hasret. Işte okumak, ibadet etmek aynı zamanda eski bir kelime olarak. Zaten ayetlerde bir ilk emirde oku. O zaman okuyacağız. Okumaya ihtiyacımız var. Bu yemek... İçmek gibi bir ihtiyaç. Yani yemek yemek, su içmek gibi bir ihtiyaç. Tabii sizlerin de desteği gerekiyor. Hükümete zaten bizden onu iletmiş. Bizden mi sizden? Yalnız bizden evet. Değil. Herhalde olur diyoruz. Biz beceremek, bizden olursa. Hepinize teşekkür ediyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz.